Kızıl Elma Neresidir? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 7. Seferi Hümayun'u tarihimize Pulya Seferi adıyla geçmiş ve Kanuni Napoli Krallığını fethedip Roma'ya girerek Kızıl Elma'yı ele geçirmek gayesiyle 1537 yılının 17 Mayıs günü ordusu başında İstanbul'dan ayrılmıştır. Nedir bu Osmanlıların ilk devirlerinden beri söylene gelen Kızıl Elma? Türk tarihine derin bir vukufla inceleyen kıymetli müdekkik merhum İsmail Hami Danışment, Türkiyat Bahisleri başlığı altında yayınladığı bir seri makalede Kızıl Elma mevzuunda diyor ki, eski Türkler Osmanlı İmparatorluğunu üç kıtanın birleştiği çevrede kurmadan evvel milli vicdanlarında kurmuşlar ve bütün siyasi ve askeri hamlelerinde işte o büyük ülkünün gidildikçe uzaklaşan hududuna doğru atılmışlardır. Anavatanı her tarafından genişleten manevi bir harita çizilmiş gibidir. Gönüllere giren bu vicdani haritanın muhtelif istikametlerdeki büyük merkezlerine hep Kızıl Elma veya Kızıl Alma ismi verilmiştir. Anadolu'nun etrafında uzak yakın birçok kızıl elmalar vardır. Eski Türk efsanelerine dayanan bu güzel timsal, ordunun gideceği hedefleri gösterir. Yorulmak bilmeyen eski Türk hamleleri işte bu kızıl elmalara doğru atıldıkça, asırlara göğüs vererek muazzam bir imparatorluk kurulmuş ve her hamlede genişlemiştir. Bu manevi timsali maddileştirerek izah etmekte kolaylık gören Osmanlı müellifleri altın top, altın alma, altın hokka ve küre-i lal, yakut top gibi elma şeklinde bir takım kızıl kürelerden bahsetmişler. Ve eski Türklerin kızıl elma adını taktıkları şehirlerin hepsinde ya bir saray damının veyahut bir kilise kubbesinin işte böyle bir parlak topla göz kamaştırdığına ait bir takım tafsilata bile girişmişlerdir. Mesela Ali Çelebi Künhül Ahbarı'nın henüz basılmamış kısmında Roma şehrine kızıl elma denilmesini izah için vaktiyle Nuş-i Revan'ın hazinesinde bulunan bir yakut kadeh içindeki küre-i lalin bir papaz tarafından aşırılıp Vatikan'daki St. Pierre Kilisesi'nin tavanına asılmış olduğuna dair bir hikaye anlatır. Kızıl elma isminin Asya'dan sonra Avrupa tarafında daha nerelere teşmil edilmiş olduğu ayrıca takdik edilecek mühim bir meseledir. Herhalde Osmanlı İmparatorluğunu kurup genişletenlerin milli ideal sınırları siyasi haritalarından çok geniştir. Çünkü Viyana, Roma ve Kolonya gibi kızıl elmalar hiçbir zaman ülke haritasından devlet haritasına intikal edememiştir. Bununla beraber bu uzak kızıl elmalara karşı duyulan alakanın ve bunları ele geçirmek için yapılan büyük hamlelerin imparatorluğu genişletmekteki büyük tesirleri de kolay inkar edilebilecek şeylerden değildir. Genç Osman'ın Lehistan seferinde bile bu eski Türk ülküsünün başlıca amil olduğu muasır vesikalara istinaden yazılmış mühim bir eserle sabittir. 1. Ahmet, 1. Mustafa ve 2. Osman devirlerinde İstanbul'da bulunmuş 3 Fransız elçisinin evrakına dayanan Madame de Gomez'in 1734'te 2 cilt olarak çıkan Histoire de Osman ismindeki eserine göre genç Osman denilen dahi çocuğun Lehistan seferi Baltık Denizi'ne çıkmak, orada donanma kurup hem Akdeniz'den hem Baltık Denizi'nden Avrupa'yı abluk altına alarak İtalya üzerinden kıtanın ortalarına doğru yürümek imkanlarını temin için açılmıştır. Herhalde bu heybetli proje Sultan-ı Alem'in yer yuvarlığına hala bir kızıl elma nazarıyla baktığını gösterir. Ömer Seyfettin merhum da o meşhur hikayelerinden birinde kızıl elma fikrini pek güzel işlemiştir. Ve Ömer Seyfettin'e göre kızıl elma ne Hint, ne Sint, ne Çin, ne Maçin, ne Viyana, ne de Roma'dır. Kızıl elma, padişahın gitmek isteği, hakkın onu göndereceği yerdir. Kızıl elma ile alakalı bu kısa bilgiden sonra hemen ilave edelim ki, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Pulya seferi 6 ay 6 gün sürmüş ve bu sefer sonunda Adalar Denizi'ndeki Venedik hakimiyetine son verilirken Güney İtalya'da Pulya havalisi tahrip olunmuş, bu arada irili ufaklı birçok ada zapt edilip Nekos Dukalığı tabiyet altına alınmış. Otranto ikinci defa fetholunmuş, Korfu'ya asker çıkarılarak asiler tepelenmiş ve böylece 7. Seferi Hümayun Kızıl Elması'na yani gayesine ulaşmıştır. Kızıl Elma'nın unutulması ise İsmail Hami Bey'in yukarıda adı geçen yazı serisinde şöyle anlatılmaktadır. Eski Türk nesillerinin bir gün mutlaka varılacağından bahsettikleri Kızıl Elma, Osmanlı inhitatının başlarında artık unutulmaya başlamasından itibaren çürümeye yüz tutmuştur.
bilhassa azamet devrinde elde edilen kızıl elmaların inhitat devrinde birer birer elden çıkması, milli ideal sınırlarını nihayet devlet hududu ile birleştirmiş ve işte o iki hudut birleştiği anda kızıl elma büsbütün çürüyüp gitmiştir. Kılıç alayı nedir? Batıdaki hükümdarların taç giymelerine ve bu münasebetle yapılan merasime mukabil Osmanoğulları da tahta çıktıktan sonra kılıç kuşanmışlardır. Kılıç alayı veya taklidi seyf adı verilen kılıç kuşanma merasimi, tahta çıkan yeni padişahın evvela Eyüp Sultan'a giderek Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin türbelerini ziyaret edip burada gaza kılıcını kuşanması, bilahare ecdat kabirlerini ziyaret etmesiyle geçmiş ve kılıç alayı her defasında muhteşem merasimle yapılıp İstanbul halkına sayılı günler yaşatmıştır. İlk defa 2. Murad'ın Bursa'da kılıç kuşanmasıyla başladığı rivayet olunan kılıç alayı, son defa Sultan Vahdettin'in cülusundan 58 gün sonra 31 Ağustos 1918 Cuma günü yapılmış ve o günkü merasim Osmanlı tarihinin son kılıç alayı olmuştur. İstanbul'un fethini müteakip kılıç kuşanma merasimleri ekseriya Eyüp Sultan'da yapılmış ve padişahlara gaza kılıcı, devrin Şeyhülislam'ı veya Nakübül Eşraf veya Mevlevi Çelebileri tarafından kuşatılmıştır. Bu merasimlerde padişahlar hep aynı kılıcı kuşanmamış, Peygamber Efendimiz'in kılıcını kuşananlar olduğu gibi Hazreti Ömer'in, Osman Gazi'nin veya Yavuz Sultan Selim Han'ın kılıcını kuşananlar da görülmüştür. Kılıç alayı dolayısıyla kara veya deniz yolu ile Eyüp Sultan'a giden padişahlar burada merasimle kılıç kuşanmışlar. Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere ecdat kabirlerini ziyaret etmişlerdir. Ekseriya deniz yolu ile gidilmiş, dönüşte ise karayolu tercih edilmiştir. Bir bayram havası içinde geçen kılıç kuşanma merasimlerinin bazen büyük korku ve heyecan uyandırdığı da görülmüş. Mesela Sultan 3. Selim Han'ın katlinden sonra yapılan 2. Mahmud'un kılıç alayında sancağı şerif çıkarılmıştır. Enderun müezzinlerinin alay önünde tekbir getirerek yürüdükleri o günkü merasimde 2. Mahmud öğle namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmış, bilahare türbe tarafına geçerek kılıç kuşanmış ve kıbleye teveccühle dua etmiştir. Osmanoğulları içinde ilk defa kavuksuz ve şalvarsız olarak kılıç alayına çıkan hükümdar Abdülmecit olmuştur. Başına beyaz tuğlu bir fes giyen ve sırtına geniş lacivert bir harmaniye alan Abdülmecid, deniz yolu ile Eyüp'e gitmiş ve genç padişaha Kazasker Abdurrahman Efendi tarafından kılıç kuşatılmıştır. Karayolu ile dönen Abdülmecid o günkü merasim dolayısıyla yabancı devletlerin temsilcileri için Eğrikapı civarına kurulan çadırlar yanından geçerken Mabeyin başkatibini göndererek süferanın hatırlarını sordurmuştur. Osmanlı padişahları içinde yalnız 5. Murad'a kılıç alayı yapılmamıştır. Halk günlerce yeni padişahın kılıç kuşanma merasimini beklemiş, çeşitli rivayetler ortalığı kaplamış, hünkârın hastalığı söylenmiş ve kılıç alayı gününü bekleyen halk, günün birinde 5. Murad'ın halini ve Sultan 2. Abdülhamit Han'ın cülusunu duyuvermiştir. Sultan Abdülaziz Han'ın hali ve katli, 5. Murad'ın cinnet getirmesi, şu sadrazam ve serasker eskisi Eşek Camit'in oğlu Hüseyin Avni'nin Çerkez Hasan Bey tarafından vurulup öldürülmesi ve bu gibi olaylarla bunalan İstanbul halkı Sultan 2. Abdülhamit Han'ın kılıç kuşanma merasimine büyük alaka göstermiş ve 7 Eylül 1876 Perşembe günü yapılan kılıç alayı pek muhteşem olmuştur. O gün Dolmabahçe Sarayı'ndan 13 çifte saltanat kayığı ile ayrılan Abdülhamit Han'ı görmek için Beşiktaş'tan Eyüp'e kadar bütün sahil boyu mahşeri kalabalıkla dolmuş, şehrin her tarafı bayraklarla donatılmış ve muhtelif yerlerden atılan toplarla selamlanan Sultan 2. Abdülhamit Han, denizdeki harp gemileri yolcu vapurlarıyla sandalları arasından geçerek Eyüp Sultan'a gelmiştir. Al renkli halılarla döşeli Eyüp iskelesine çıkan padişah iskele meydanında ata binip cami civarına kadar gitmiş. Görülmemiş kalabalık arasında zorlukla ilerleyen hünkâr camiye yakın attan inerek türbeye kadar yürümüştür. Türbede evvela üç imam tarafından Sure-i Feth okunmuş, bilahare Yenikapı Mevlevi Hanesi Şeyh Osman Efendi Abdülhamit Han'a Hazreti Ömer'in kılıcını kuşatıp dua etmiştir. Türbede evvela üç imam tarafından Sure-i Feth okunmuş, bilahare Yenikapı Mevlevi Hanesi Şeyh Osman Efendi, Abdülhamit Han'a Hazreti Ömer'in kılıcını kuşatıp dua etmiştir.
Hazır bulunanların dışarı çıkmasından sonra orada iki rekat namaz kılıp niyazda bulunan hünkâr, karayolu ile dönüp Fatih'in babasının ve dedesinin kabirlerini ziyaretle Topkapı Sarayı'na gelmiş, oradan yine kayıkla Dolmabahçe'ye geçmiştir. Devrin Mabi'in Ferike Eğini Said Paşa'nın hatıratında kaydettiğine göre, Abdülhamit Han'ın kılıç alayı dolayısıyla 500-600 bin kadar tahmin edilen bir kalabalık sahillerle yol boyunu doldurmuş ve böylesine bir bayram havası içinde geçen o günkü merasimde bizzat bulunan bir ecnebi şunları yazmıştır. Abdülhamit bir Arap atına binmişti. Atın bütün vücudu altın ve kıymetli taşlarla süslüydü. Müşir üniforması giyen padişahın fesinde bu gibi alaylarda bütün Osmanlı sultanlarının serpuşlarında bulunan sorguç yoktu. Göğsünde Osmanlı ve Mecidiye nişanlarının murassa birer kıtaları pırıl pırıl parlıyordu. İkinci meşrutiyetin ilanından ve 31 Mart vakasından sonra herkesin Abdülhamit Han aleyhine kıyam ettiği günlerde Konya Mevlevi Hanesi Şeyhi de o gafiller arasına katılarak Abdülhamit Han'a çektiği telgrafta padişahın kılıç alayından bahisle ''Sen benim ecdadımın taktığı kılıcı taşımaya layık değilsin'' diyecek kadar kendinden geçmiş ve bu olay o yıllarda Şehzade Vahdettin Efendi'ye pek giren geldiğinden son kılıç alayında son padişaha Bingazi'den İstanbul'a gelmiş olan Şeyh Seyyid Ahmet Şerif Üstünus'u kılıç kuşatmıştır.